Buyur abim. Evet abim, aynen. İleride duracağız. En solda. Ay şükürler olsun anne. Müsait bir yerde duralım biz. Yalnız seni biraz bekleteceğim. Üzerimde para yok. Hemen alayım geleyim, olur mu? Dert değil ablam. Sen hele şu telefona bir bak da. Niye anlamadım? Telefon sana abla. Efendim? Aferin. Kaçmayı başardın. Sen nereden buldun beni? Hiç kaybetmedim. Neye başlıyoruz abi? Madem kaçmak istiyor, bırakacağız kaçacak. Kaçsın bakalım da başına neler geliyor görsün. Ha, oyun oynayacağız yani. Mustafa, senin dükkana geliyoruz. Gelinlikçinin arka kapısı hala sokağa açılıyor değil mi? İyi güzel. Bir saate görüşürüz. Şimdi o taksiden inersen... İneceğim tabii. Ben senin kölen miyim? Söz dinle. Bir adım bile atma. Etrafınızda bir sürü silahlı adam var. Yalan söylüyorsun. Öyle mi? O zaman karşı evin penceresine bak bakayım. Yan taraftaki evin de duvarına. Tek bir hedefleri var Aslı. Abin. Aslı yenge, telefonumu alayım. Yengem batsın. Geldik.
Gel. Hanımım, aslanım gelmiş. Aa, gerçekten mi? Şimdi Ferhat Bey'le bahçede konuşuyorlar. Ferhat demişti. Hiç yakıştı mı sana Aslı kızım? Hı? Orada öyle kaba kaldık, et aldık. Ortada kala kaldık. Yardım ister misin kızım? Bunu mu giyeceğim ben? Aşkım, sen çekip gittiğin için ben mecbur kaldım seçmeye. Keşke gitmeseydin de senin istediğin olsaydı. Bu üstündeki de leş olmuş zaten. Hülya, yardım et gelin kızıma da güzelce hazırlansın. İstemez hallederim. Bırak etsin. Tek başına mı giyineceksin? İstemez dedim. Kendim hallederim ben. Sen çık. Bak Aslı kızım. Ferhat'ımı üzecek. Ailemizi utandıracak bir şey yapma sakın. Ben onu pamuklara sarıp büyüttüm. Bütün çocuklarımdan ayrıdır yeri. Gözümün bebeğidir. O yüzden mi annedim?